Bir gün, Kuant ormanda kaybolur. Gece karanlığında bir han görür. Ve geceyi burada geçirmek ister. Kapıyı çalar, kapıyı handaki başrahip, Ceremus açar. Kuant başrahip Ceremus'a, Tanrı misafiri olduğunu, yolunu kaybettiğini, bir gece kalıp gideceğini söyler. Ceremus kabul eder. Gece herkes uyumaya çekilir. Fakat Kuant'un gece yarısı tuvalete gitme ihtiyacı doğar ve tuvaleti aramaya koyulur. Önce rastgele bir kapıyı açar, bakar ki içeride çok güzel bir kadın, geceliği ile ortada dolaşıyor, çok şaşırır. Sonra başka bir kapıyı açar, burada daha da acayip şeyler oluyor, rahipler yerde daire biçimde oturmuş, hepsi çüklerini çıkarmış, ortada da bir sinek uçuyor. Kuant sonra bir kapı daha açar ve ne görsün? Bir rahip daş çağından tavana asılmış, Kuant şaşkınlıktan neye uğradığını şaşırmış. Sonunda tuvaleti bulup, sıçıp, yatağına geri dönmüş. Sabah olunca bütün gördüklerini başrahip Ceremus'a anlatır ve neler olduğunu sorar. Ceremus da anlatmaya başlar. O gördüğün güzel kadın var ya, işte o bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor. O ortada uçan sinek var ya, o gece hangimizin sikine konarsa, kadını o pompalıyor. Kuant sorar, peki o aletinden tavana asılan rahip neyin nesidir? Ceremus hemen cevap verir, o var ya, orospu çocuğu, her gece sikine bal sürüyormuş meğer.